Oğuz dükkanında oturmuş, elindeki boncuklarla çok renkli küpeler yapıyor ve bu sırada ilginç bir şey keşfediyor. Müşterileri çeşitlilik seven Oğuz, tüm büyüklükler için olabilecek her motifte küpe hazırlamaya karar veriyor. Üç boncuklu küpelerle başlayıp, farklı motifleri bir bir deniyor. Her bir küpe, bir dizi boncuktan oluşuyor ve sonra uçları bir daire oluşturacak şekilde birbirlerine yapıştırılıyor. Pekala. Öncelikle, kaç farklı dizi oluşturulabilir? Kullanılabilecek 3 boncuk ve 2 renk var. Yani, 3 seçim ve 2 renk. O halde, 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den, 8 farklı dizi yapılabileceğini buluruz. Oğuz çok renkli küpe ürettiği için tek renkli dizileri eler. Daha sonra dizileri uhuyla yapıştırıp dairesel hale getirir. Oğuz altı farklı küpe ortaya çıkmasını beklemektedir ama bir şeyler olur. Artık küpelerin çoğu birbirine benzemektedir. Sadece iki motifte küpe oluşmuştur. Her motif iki benzeriyle birlikte bir grup oluşturmaktadır küpeleri döndürüp eşleştirebiliyoruz değil mi? O halde bu grupların büyüklükleri aslına dönene kadar kaç kere döndükleriyle ölçülmeli. Başka bir deyişle, bir tam çevrim için kaç kere döndürmek gerektiğiyle. Bu demektir ki, ilk baştaki çok renkli diziler, üç boncuklu gruplara eşit olarak bölünüyor. Peki, bu durum diğer büyüklükler için de geçerli mi? Geçerli olsa iyi olurdu. Zira Oğuz her motiften aynı sayıda olsun istiyor. Dört boncukla deniyor. Öncelikle oluşabilecek her diziyi kuruyor. Elinde dört boncuk ve iki renk var. O halde her boncuk için seçilebilecek iki renk bulunuyor demektir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'ya ulaşırız. Oğuz yine tek renkli dizileri eler ve kalanları daire oluşturacak şekilde yapıştırır. Şimdi küpeler eşit büyüklüğe sahip gruplar oluşturdu mu? Görünüşe bakılırsa hayır. Peki ne oldu? Oğuz'un yan yana koyduğu boncuklar farklı motifler oluşturuyordu. Eğer diziler aynı motifte ise birinden diğerine geçmek için sondaki boncuğu alıp başa koymak yeterli olur. Bir motif grubunun sadece iki çeşidi var. Bunun sebebi, bu motifin tekrar eden iki uzunlukla yapılmış olması. Yani, bir çevrim için sadece iki kere döndürmek yetiyor. Bu yüzden, bu grupta sadece iki çeşit küpe bulunuyor. Yani, dört boncuklu küpeler, motiflerine göre gruplara ayrıldığında, sayıları aynı olamıyor. Peki ya beş boncuklu küpeler? Beş boncuklu küpelerde her motiften eşit sayıda olacak mı? İşte bu sırada Oğuz, bu sorunun cevabını bulmak için illa küpeleri yapıp duruma bakması gerektiğini fark ediyor. Beş boncuklu küpeler eşit sayıya sahip gruplara bölünmeli çünkü beş tekrar eden bir kalıptan oluşturulamaz. Beş eşit parçalara bölünemez. Çünkü beş asal bir sayıdır. Yani hangi çok renkli diziyle başlarsanız başlayın o diziye dönmek için 5 çevrim ya da boncuk değişimi yapmanız gerekecektir. Her dizinin çevrim uzunluğu 5 olmalıdır. Hadi kontrol edelim. Öncelikle mümkün olan her diziyi yapıyoruz ve tek renkli 2 diziyi eliyoruz. Daha sonra dizileri aynı motife sahip olanlar olarak gruplara ayırıyoruz ve her motif için bir küpe oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi her küpe tam olarak 5 kez döndürüldüğünde çevrim tamamlanıyor. Bu yüzden dizileri yapıştırdığımızda aynı motife sahip 5 gruba bölüneceklerdir. Oğuz işi bir adım ileri götürmeye karar veriyor. Şu ana kadar sadece iki renk kullanmıştı ama kaç renk olursa olsun bu durumun geçerliliğini koruyacağını fark ediyor. Çünkü p asal sayısı kadar boncuğa sahip her çok renkli dairenin çevrim uzunluğu yine p'dir. Çünkü asal sayılar eşit büyüklükte parçacıklara bölünemez. Ama kullanılan boncuk sayısı bileşik sayıysa mesela 6 ise Oğuz'un elinde çevrim uzunluğu daha kısa olan diziler oluşacaktır. Çünkü bu diziler tekrar eden parçacıklardan oluşur ve daha küçük gruplara ayrılır. Oğuz, an itibarıyla Fermat'ın küçük teoremiyle karşılaşmış durumda. Elimizde A sayısı kadar renk ve P asal bir sayı olmak üzere P uzunluğunda diziler olsun. Mümkün dizi sayısı A çarpı A çarpı A P'ye kadardır. Yani A'nın P kuvveti kadardır. Oğuz tek renkli dizileri elediğinde, tam A sayısı kadar dizi elemiş olacaktır. Zira her renk için bir adet renkli dizi vardır. Geriye A üzeri P eksi A kadar dizi kalır. Bunları birbirine yapıştırdığımızda, P büyüklüğünde gruplara ayrılırlar. Çünkü her küpenin çevrim uzunluğu P'dir. Burada P bölü a üzeri p eksi a formülüne ulaşırız. Bu formülü modüler aritmetiğe de uygulayabiliriz. Düşünün, a üzeri p'yi p'ye bölersek, küsuratımız a olacaktır. Bunu a üzeri p eş a mod p şeklinde yazabiliriz. Sadece boncuklarla oynayarak en temel sayı teorilerinden birini bulmuş olduk.